Selamlar. bir Time's'in katkılarıyla hazırladığım Senior Ne diyor da İtalyan usulü bölümünde bu ay konuşacaklarımızla karşınızdayız. Sevgili Doruk da birlikteyiz yine. Selamlar abi. Selam abi. Nasılsın? İyi. Atabildin mi Juventus'u? <laughs> attım. Attım. Bir de bu ara Juventus da biraz kendisini açtığı için o geçiş daha kolay oluyor. Ama bilip bir Juventus olamaz. O bu da fena gitmiyor bu ay. Hiç fena değil. Gerçekten öyle geleceğiz zaten ama biz yine soru ve sorunumuzla başlayalım. Birçok izleyicimizin de tahmin edeceği gibi birkaç gün önce bir haber aldık. Tüm dünya aldı bu haberi. Aslında bazıları da bekliyordu birkaç haftadır. Belki kimileri geçen sezondan beri Mourinho ve Roma birlikteliği sona erdi. Esas kaptan geleceğin kaptanı denen de Rossi takımın başına geçti. Ne diyorsun? Sence Mourinho dönemi nasıl geçti? Başarılı mı? Bu arada epe de bir yazı yazacaksın. Yayından birkaç gün sonra yayınlanır. Ee, ne diyorsun? Şöyle bir yazının bize bir teaserını ver. Abi asla sorudan başlayayım. Başarılı mı? Bence değil. Ee, i̇ki tane kupa finali, bir tane kupa üç zaferi. Evet, Fernando'nun e, pozisyonu penaltıydı seviye finalinde bence de. Anthony Taylor'ı bayağı hoca eleştirmişti, hakkıdır. Ama kazanılamayan bir UEFA finali sonucunda bütün yolculukta bir kez bile ulaşılamayan bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Zaten Dan Fritkin de seti bastı. Kim var kim yok hepsini kovdu. <laughs> Diego Pinto'lar, Jose Mourinho'lar. Dedi ki her şeyi baştan çekeceğiz kardeşim bu iş böyle gitmiyor. Mourinho'nun bir takım artıları var. Nedir onlar? Öncelikle uzun süredir olimpiko... Sol dağıt olmuyordu bence. Her maçı sol dağıt oynadılar abi. Haftalar öncesinden tükenen biletlerle... Çok iyi döneminde bile <laughs> zorlanılırdı yani. Stattan dolayı tabii yani biraz. Ee, i̇kincisi ve belki de en önemlisi... Altyapıdan çok oyuncu kazandırmıştır. Bunu da her fırsatta da söylerim zaten. Yine Roma kültürüne... ...hizmet eden bir tutum evet. diye. Ee, i̇şte oynattığı Zalewskiler, Boeveler, sattığı Cihanlar... Tahirovicler, Volpato'lar... 2-3 tane daha oyuncu var yani şu an e, tek celsede sayabileceğim bunlar. E, bu açıdan bakarsan oldukça başarılı. E, Roma'nın onunla beraber daha sükseli, daha albeneli bir takım olması da e, biraz Mourinho ile alakalı. Çünkü onunla beraber Dybala'lar, Lukaku'lar işte Temi Abram'ı e, arayıp sen Yağmur sayamazsın gel bak burada her gün güneşli havada e, birlikte olalım deyip TMA Braum'a bir sezonda 26 gol attırması. Bunlar muazzam işler. Ee, ama ne yazık ki Jose Mourinho'nun serial kariyeri e, başarılı değildi. Ben Cenova maçından sonra bu kararın alınmasını bekliyordum. 4 yedikleri Cenova maçından sonra. Ee, ama son ana kadar beklediler. Ee, oyun tek taraflıydı ama Allegri kadar keskin bir savunma futbolu yoktu. Ee, değişmedi kesinlikle. Dönüşmedi ve hal böyle olunca da hoca e, zaten biliyorsun 3. sezon sendromu ...biraz meşhurlaştı yani Manchester United'dan sonra. Ee, yine tazminat alarak... ...beşinci kez tazminatını alarak... ...bence ya... ya ...Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Ee, ya bir Premier League takımına... Ancelotti'nin Everton yaptığı gibi... ...orta şeker bir Premier League takımına... E, ...ya da bir milli takıma... Yani ...Brezilya falan diyorlar ama... ...bilemiyorum olabilir. Yani çok büyük hoca sonuçta. Ee, ama bu oyunun... onun e, ...kupalarda da gördük. Milli takıma daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Buyur. Yani belki Tottenham'dan sonra o milli takım hayali daha <laughs> olasılık olabilirdi. Şu anda ben de onu çok yakın görmüyorum ama bakacağız. Çünkü ben hep böyle kariyerini izlerken bir noktada Portekiz milli takımıyla bir buluşacağını düşünürdüm. Şu anda da ben o tarafa çok böyle bir imkan vermiyorum. Baktın milli takımların, onun çalıştıracağı seviyedeki milli takımların hep böyle dolu olduğunu görüyorsun. Bakalım. Ama şey konusunda katılıyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz ya da İtalya Ligi'ni takip eden diğer insanlar yani bunları bunları yaptı. Roma'nın bu kadrosuyla buna da şükür minvalinde şeyler söylüyorlar. Ama ben ne Roma'nın kadrosunun çok kötü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. ne de bir futbol felsefesini sahaya koymanın çok da oyuncu yapısıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani onun sonuca ulaşması, onun başarılı olması oyuncularla ilgilidir evet. Ama yani bu ligde ya da dünyadaki diğer liglerde çok orta seviye takımların çok olumlu futbol oynadığını bir şey deneyip olmadığında başka bir futbola, başka bir anlayışa, başka bir e, felsefeye bürünebildiğini bunları görüyoruz. Mesela Carlo Ancelotti de ben Milan dönemini çok en yakından takip ettiğim dönemiydi ve orada da böyle yavaş yavaş değişmeye başlayan ama çok da tam manasıyla değişmeyen bir antrenördü. Nasıl Parma'da belli kalıpları var ve o kalıplara uymayan yıldızları bile işte Zola'yı gönderiyor dedik. Baggio'yu istemiyor dedik. Onları Milan'da kırıp o 4-4-2'sini farklı bir şekilde yorumlamayı öğrendi. Bayern Münih'e gitti, Real Madrid'e gitti, İngiltere'ye gitti, Chelsea'ye gitti ve şu anda çok başka bir antrenöre evrildi aslında. Yani herhangi bir sistemin temsilcisi mi değil. Ancelotti takımı böyle oynar dediğinde bir kalıp var mı? Yok. Ancelotti böyle değildi kariyerinin başında. Adım adım, adım adım başka bir şeye dönüştü ben. Mourinho'nun bu dönüşümü Mümkün mü bu saatten sonra? Bence Roma'da onu çok gö göstermedi. Ama yani bize karşı çıkan insanların da işte kupalar ya da yetenekli genç oyuncular durumunda haksız da olduklarını söyleyemem. Evet baktığında bir kupa kazanıldı mı? Kazanıldı ki benim de bizim anlarımız diyebileceğim anlarımız diyebileceğim Mourinho anında herhalde konferans ligini kazanmasıydı. Çünkü ben o zaman da söylemiştim. Yani UEFA otursa senaryo yazsa bu kupayı nasıl prestijli yaparız diye bundan iyisini yazamazdı. Çünkü o kupayı kazandı ondan sonra açıklamaları, onunla verdiği pozlar ki vedasını da yine o pozda yaptı. Yani kupaya böyle daha başında bir anlam yükledi. Bunlar elbette büyük işlerdir ama hmm. yani şu da bir başarısızlıktır. Bir oynattığı futbol iki yani Roma tamam buraları görmedi. Roma'nın böyle bir alışkanlığı yoktu deniyor da yani Roma'da Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kaçıracak bir takım değildi. Yani Ne zamanki şampiyonların dışında da Şampiyonlar Ligi'ne gitme olayı başladı 90'ların sonundan itibaren. Yani Roma 2000'lerden itibaren oranın takımı oldu zaten. Oranın demirbaşlarından biriydi. En sallantılı döneminde bile bunu becerdi. Yani bu da bir bakıma başarısızlıktır baktığında. Onun için böyle yani onu sevenler başarılı olduğunu düşünüyor yine anlıyorum. Ama bir yandan da eleştirilenlere, eleştiriye de bu kadar kapalı ve agresif olmaları bana mantıksız geliyor. Çünkü Roma o kadar pırıltı saçabilecek oyuncu arasında bunun çok gerisinde, bu potansiyelin çok gerisinde bir futbol oynadı yani. Evet başkan bunları ses getirsin diye tam olarak bir reklam projesi gibi Mourinho'yu koyup en getirebileceği klas oyuncuları koyup full solda at oynayabiliyor. Ama bana sorarsan başarı bu kadro ile bir başarı arıyorsak ben şehrin diğer takımını işaret ederim. Hı hı. Lazio Sarri'ye Mourinho'ya verilen maaşın yarısını veriyor. Ve öncesinde de Simone Inzaghi aynı çileleri çekti yine. Benzer sıkıntıları. Kadro hiçbir zaman evet Mourinho'nun da geniş değildi. Ama Mourinho'dan daha derin değil. Oyunu atraktif oynuyor olabilir. Öbürü defansif oynayabilir. Hiç önemli değil. Ben iki sene daha eşit mesafedeyim. Ama başarıysa onlar da ligi ikinci bitirdiler bir şampiyonlar ligi aldılar, oradan kuradır şudur budur gruptan çıktılar. Ee, evet bir kupa üçleri yok ee, ama ben eminim ki Sari'nin kariyerini Mourinho yapabilseydi yani ligde ikinci olup şampiyonlar ligi ne gitseydi Danfield ki Morini koymayı hiçbir zaman düşünmezdi çünkü mali olarak da başkan çok ilk sene çok ciddi bir para yatırdı ve ondan sonra e, herhangi bir ikare edemiyor zaten farkındaysan son dönemdeki transfer harcamaları çok düştü yani, 7 milyon euro Zeki Zekiçelik Roma'nın son dönem harcamaları arasında en yüksek bedele sahip ama karşılığında e, ligdeki ki hala şampiyonlar ligi potasındalar. Ama aynı oyun, değişmeyen oyun, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme eğilimi. E, yoksa hoca sen bizim anımız olarak e, kupayı gösteriyorsun. Ben işte trendeki pizza yemesi de Hı -hı. E, öyle bir an. Gole vermediği, son dakika golüne vermediği tepki de öyle bir an. ha Şöyle de bir şey var mesela çok gergindi abi Mourinho. Beş tane, alt tane kırmızı kart gördü. Yani ligin geldikten sonra en fazla kırmızı kart gören personel olmakta bence doğru değil. Ya bir gerginlik hissiyatı veriyor karşı tarafa. Mançiri'den fazla kırmızı kart nasıl görüyorsun <laughs> bu takımda? Yani. Vallahi zor iş yani. Bir dönemi değiştiren. Yani bugün antrenörlerin çağından bahsediyorsak bunun Tabii. ateşini yakan adamlardan Tabii. biri işte. Konuştuk sen ne yani? Lippin'in e o başarılarında bile o bir lük, bir takımı değildi. Farklı yıldızları vardı. Yani oyuncular üzerinden konuşulan bir futbol ortamı vardı. Bu şu anda antrenörlere evrildi ve bunda da başrollerden biri bu adam. Onun dışında İngiltere'ye gitti. Yıllar sonra onlara Brian Clough oldu. Ee, onun o personasını yarattı. İşte Portekiz'de antrenörler bugün tüm dünyayı neredeyse ele geçirdiyse, sardıysa, popüler olduysa Portekiz'in de böyle bir yıldız antrenör çıkarabileceğini kanıtladı. Porto ile yaptıkları olsun işte Real Madrid'de bile yani böyle bir kulübün bile en ikonik şampiyonluklarından birine hatta belki de son 20 yılda en dikkat çekicisine imza attı. Her şeyle çok büyük bir figür. Ama burada da dediğim gibi evet başarı kabul ettikleri şeylere ya bunlar başarı mı diyemezsin başarıdır. Ama sağ içinde özellikle eleştirilmesi gereken noktalar vardı. Bunun da ben kadro ile çok da ilgili olduğunu düşünmüyorum. Derossi'ye çok kısa bir beklenti nedir ne diyelim. Beklentim şu ıı, çok sevdiğim bir oyuncudur. Aşırı severim. Yazıda yazmıştım dergiye zaten. Mediano olmak üzerinden Di Bartolome ile ikisini karşılaştırarak ve iyi de bir antrenör olacağını hep düşündüm. Çünkü sahadaki taktiksel manada önemli bir parçaydı <laughs> yıllarca. Ama Beni Boka kararıyla çok şaşırtmıştı. Hani ya bu kadar kariyerin sonuna gelmişken bırak başka takım bulaştırma oraya demiştim. Ee, şimdi de sanki biraz erken davranıldı gibi. Yani çok yangın ortamına, yangın mahaline biraz erken atıldı gibi ama hayırlısı olsun. Ee, bakalım. Yani bir, bir birkaç aylık ya da birkaç yıllık bir kulübe yardımcılığı mesaisi lazımdı sanki. Ama bakalım. Yani çok fazla hocayla çalıştı abi biliyorsun kariyerinde. E, Spalletti döneminde daha ofansif izlemiştik de Rossi'yi. Eğer Spalletti'den e, cebe attıklarını bugün sahaya yansıtırsa tam çalışan dönemde bu işler. E, sonuca ulaşabilecek dönemde. Belki tam zamanda bir kontratı Haziran ayında kapar. Bakalım umarız kaptan için hayırlısı olsun her şey. Hadi oradan'a geçelim. Lütfen. Benim kahkahalarla... Abi benim bir sorum varmış. Buyur. Sorulardaysak Buyur. yapabilir miyim? Evet. Ee, abi Leo ne zaman gol atar Serie ya? Şey Arigosaki gibi oğlum. O da hep sallıyor ya. Ya, ya. Şeye bakmak lazım. Fixtüre ve Avrupa maçlarının gününe. En son golünü... Yazmamış. 23 Eylül'de atmış. 3 maç üst üste atmış. 23 Eylül'den beri... Golü yok Rafael Leo'nun. Yani çok golle konuşmamız gereken bir oyuncu mu emin değilim ama oyuna etkisi açısından da bence Eylül ayından beri biraz Rolanti'de gibi. Ben kesinlikle çok daha skor olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta kafa golü atması gerektiğini düşünüyorum. Tersten girip arka direkte. o hani fizik var. Çift forvette denenebilir evet. taraftar. Oyunun Eylül bir yerinden beri evet. Çok doğru. Ama genel olarak da hani Kıvara'ya da demiştik ki oyuna da etkisi azaldı diye. Onda da öyle bir şey var. Neyse ki benim alkışlarımda geleceğimiz Pulisic performansı var da biraz olayları dengeledi. Arkanda TV varken de yani herhangi bir bahane olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha ne kadar rahatlatabilirim. <laughs> Buyurun. Ya kahkahalarla hadi oradan dediğim an Mazokkin'in <laughs> anıydı. <gülüyor> Müthiş, <gülüyor> ya. Müthiş bir anda. <laughs> yani bunu bir Salernitana'lı yapar. Sizi hem <laughs> eğlendirir hem üzer. Ee, sen dedin ki Mazokki aldı hoca. Üçlüye mi dönecek mi falan. filan. <laughs> Daha hiçbir şey olmadan. <laughs> <laughs> hiçbir şey olmadan kırmızısını yedi. Kenara geldi aslanım benim. Seviyoruz seni Mazo. Geçen senenin de flash adamlarından biriydi ama. Yani yer o. Ee, bu takımdan en az 1-2 oyuncu şampiyon... çok özür dilerim. İtalya milli takımına gider dediğinde asıl ona hadi oradan demiştim. Evet. Ee, Mazokki gerçekten geçen sene bu işi yaptı. Abi zor ya. Yani benim de bir takım sorunlarım var Napoli hakkında. Mazoki yazmış. Tehlike çanlarına yazdım Napoli'yi. Orada girelim tamam. tamam. Orada girelim. Kızgınlıkla hadi oradan dediğim Fiorentina'nın yani gene Şampiyonlar Ligi potasındalar ve alt taraf o kadar istikrarsız ve sıkıntılı ki oralarda kalabilir Fiorentina hala ama yani Udinese ve Sassuolo gibi iki yaralı aslanı diyeyim. Aslanı demiyor mu? Yaralı bir şey olsun onlar. Onları vurup daha sonra Inter'in karşısına çıkabilirlerdi. Ee, oraya çok avantajlı bir fikstürü puan kayıplarıyla bir mağlubiyet, bir beraberlik de geçirdiler. Orada bir Fiorentina'ya biraz sistemkar bir hadi oradan yaptım. Ee, keyiften hadi oradan dedim. için sen de mest oldun ee, yorumlar yaparken Mihailoviç. harika performansı. Mihailovic Batistuta karışıyor. İlham şey Mansız var. öyle bir Kocaeli <laughs> Spor'a iki gol atmıştı. Biri Batistuta, bir Vieri golüydü. Burada da öyle bir Vlahovic performans sundu ve siz de Orkun'la zaten altını çizdiniz. Juventus birkaç maçtır özellikle ilk devrelerde biraz Juventus'un dışına çıkmaya başladı. Evet. Biraz hareket geldi takıma. İlk devre Juventus açısından da çok güzeldi bu arada. İkinci devre nasıl da? Uf. Hoca girdi dedi ki bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bağırdı yani. Bu ne oğlum? Yemin ederim ilk tek 15 dakika şey ilk yarı 15 dakika gibi geçti Orkun'a maçtan sonraki ikinci yeri 4 gün falan orada. <laughs> <laughs> <orta. gülüyor> Abi acayip ya çok başarılılar bu konuda. Çok iyi bir iş bunu da yapmak ama harbiden öldürüyorlar ya bazen. Öh diyorsun yani. Vilyovic'i öveceksek artık hani Vilyovic, Kenan gibi bir şeye davet ediyorum seni. Alkışlara davet ediyorum yani. Orada mı alkışlı? Alkış. Ya ben Kenan'a alkışlar, sevgiler, saygılar <laughs> hepsine yazabilirim. Nasıl istersen. O zaman ben son üzgün hadi oradanımı söyleyeyim ve sana geçelim. Erikson'un haberine çok üzüldüm. Sven-Goran Eriksson yabancı antrenör döneminin çok uzağında yani 80'lerde. Evet Nisli Dolm'un yerine gelir ama Nisli Dolm'u bir İskandinav futboluyla anlatamayız. Yani Nisli Dölmü çok fazla İtalyan futboludur aslında ee, İtalyan kalço aleminde. Ee, onun romasının e, varisi olur. Ve acayip ikonik bir de şampiyonluk kaçırır 85-86 son haftada Lecce'ye karşı. Ondan sonra da Color League'de yani Sampdoria ile İtalya kupası alır Lazio ile şampiyon olur. Oynattığı oyun bir karışımdır aslında. Yani biliyorsun İskandinavların o İngilizlerden etkilenmesi biraz onların 4-4-2'sinden etkilenmesi zaten Göteborg'da parladığında da direkt o futbolu oynar. Ama İtalyan işlerini de İtalyan dokunuşlarını da yıllar geçtikçe yapar. Evet İngiltere'si başarılıdır başarısızdır İtalya'da çok iz bırakmış mıdır futbolla tartışılır ama yaptıklarıyla ve figür olarak yani o dönemde o yabancı antrenörün azlığında kendine yer edinmesiyle çok saygın bir antrenördür. Ve onun çok kısa bir ömrü kaldığını açıklaması ve bununla aslında kabul etmekten yana bir derdinin olmadığı bunun üzerine gideceği ve normal bir şekilde karşıladığı Röportajlarını çok okuduk. Hatta en son şeyi gördüm. Şampiyon yaptı. Lazio'lu oyuncular böyle video yapmışlar. Orada da epey duygulanıyor. Beni epey üzdü. Röportajlarını da çok severek okuduğum bir antrenördü. Ee, beni üzen olay oldu bu sene. Bu, bu, bu ay Seri A'ya dair. Ya ben de çok üzüldüm çünkü galiba baş edilmesi en zor hissiyat evet, evet. çaresizlik. Viali'ninki galiba. Yani çok çok çaresiz bir açıklama yapıyor aslında ne kadar pozitif kalsa da e, ben de epey etkilendim açıklamadan. Ya bilmiyorum böyle durumlarda pek ne söyleyeceğimi de bilemem. E şey de o zaman sen bahsettin mesela bu sonra e, Benfica'sı da var. Onda yabancı olarak e, takdir görmesi mi, kabul görmesi mi diyeyim? Yanlışım yoksa İngiltere'de ilk yabancı teknik direktörüdür. Sana evet, doğru demiş. doğru. Milli takımı. Bu da e, İngiltere gibi bir yerde yaparak yepyeni bir kapı açması da çok önemli ki şey diyorlar abi bilmiyorum sen daha kimsindir. Roma'da çok daha ofansif e, oynatırmış. Yani daha doğrusu İtalya kariyerinde çok daha ofansif oynatırmış. Lazio'da da öyle. Yani Lazio çok ofansif miydi çok emin değilim. Öyle mi? Ben çok hatırlamıyorum. Acayip bir kontra atak işte. takımıydı. 4-4-2'sinden vazgeçti. İngiltere etmiyor. biraz daha muhafazakar evet. bir 4-4-2'di. Yani La Lazio'su bence öyleydi. Ama Roma'sı çünkü Lidolm'ün üzerine de geliyor. Hatta Carragher'larla yaptığı programda 11'ini yapmıştı. Oraya Falcao yazmıştı. Hayatımda bir takımı bu kadar etkileyen bir oyuncu görmemiştim diye. Öyle oyuncular da olduğu için elde Bruno Conti, Falcao, Ancelotti, Roberto Prutso çok böyle daha saldırgan bir mirası korumaya çalışıyor. Ee, öyle ama Sampdoria'sı da şeyi de daha böyle elimizdekini muhafaza etme üzere. Daha oturaklı. Ama çok yani Lazio'da da öyle dokunuşları <laughs> çok var. Yani Mihailovic'in stoper oynama nedeni misal Eriksson'dur. E, Mihailov çünkü Roma'ya geldiğinde bayağı sol bek sol kanat oynuyor. Onu alıp sen burada oynayacaksın diyor Sampdoria'da ve onun işte o sol ayağından faydalanıyor. Böyle dokunuşları da vardır İtalyan futboluna. Üzücü yani şifalar dileyelim ama kendi de işinin çok zor olduğunu söylemiş. Üzücü. Buyur. Alkışlarla devam edeceğim ee, yoksa artın. Birkaç alkışım var. Öncelikle Ciroyu alkışlamak istiyorum, Olivier Ciro Saygıyla. 18. Profesyonel sezonu abi. Sadece kariyerinin başındaki 3 lig 2 sezonunda 10 golü bulamamış. 18'in 15'inde çift ayna atması. Hani burada şey demiştim. ile 30'dan sonra 8 sezonun altısında mı Hı. ne? Çift ayna atıyor. Acayip bir iş demiştim. Giroud'unu kariyere yaymış. Çok çok kritik. Büyük bir twisti var. Piyoli hocamın Kurun içten vazgeçmesi. Ee, <laughs> o da komik oldu bence. Sene başı bayağı has adamı yaptığı Kurun içi Ve 6 ayda 33 sakatlık olmasına rağmen Milan'ın 3. olması da bence hala... Yani 3. olacaklar. 3. bitirecekler ve sezon sonuna kadar Piyoli'yi orada göreceğiz gibi geliyor. Böyle kısa bir Milan attım. Yani her hafta... Geçen aya başlarken her hafta e, cam küredeki o öngörüm tutacak diye bekledim ama artık yenilgiyi kabul mü etsem bilmiyorum. Pioli gitmeyecek gibi bu bu Rakipler e de öyle zaten ya. Hani çok işte bir Roma, Lazio, Atalanta yüksek seviye bir şey yapsa belki ciddi anlamda tartışabiliriz Pioli'yi ama belli bir konfor alanında takılabiliyor orada. Kesinlikle. Ben polis için takımda alkışladım. Ben polis için çok iyi bir kadroda, rotasyonda çok iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama hani Vitesi arttırmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey hedefleyen bir takımda onu verebilir mi? Emin değildim ki zaten Şampiyonlar Ligi tarafında o soru işaretleri giderilmedi. Ama ligde özellikle bahsettiğimiz gibi Leao'nun o yerinde saydığı dönemde bayağı bir saza elini aldı. Yani skorda yaptı, maça da etki etti. Ben Milan'da bu ay en çok alkışladığım oyuncu oldu. Atalanta'ya alkışlamak istiyorum. Özellikle de Ederson ve Sahnesi. de Ketelare'yi. Ederson Salernitana'dayken o zamanki programda demiştim yani Inter Milan'ı değil de böyle Fiorentina Atalanta oralarda cuk oturabilir ama bir türlü oturamadı birkaç sezondur hı hı. bu sezon nihayet ki Gasperini çok emek harcadı ona yani defans oyunu oynattı on numara oynattı Haberi ona güvendiğini gösterdi belli rollerle bu sene sonunda e, oldu gibi çünkü bence Ederson'da şöyle bir sorun vardı bu Salernitana'da da vardı o kafa, o göz koordinasyonu muhteşem ama ayaklar bazen olmuyordu. Yani mesela bir verkaça giriyor, o topsuz koşuyu harika görüyor, o boşluğu görüyor ama pasta eksik oluyor. Ya da bitiricilikte eksik oluyordu. Bu sene biraz onları gidermiş gibi. Deketelere tekrarlıyorum, Milan'da da aynısını söylemiştim. Kumaş olduğu çok belli bir oyuncu. Ama galiba o korktuğum sorunu ebediyen onun peşinden gidecek Atalanta'da iyi oynarken bile bunu hissediyorsunuz. 6 pastan bir gol kaçırdı. Örnek veriyorum. Bir 20 dakika çocukta da bir bulanıklık oluyor. Atamıyor onu üzerinden. Ee, o mental boğuşma, mental savaşı geliştirmediği sürece de Milan'da biraz zor oynar gibi. Ama Atalanta'da tam böyle formunun zirvesindeki zaten acayip bir 10 dakika 20 dakikada en son biz bu programı yaparken <laughs> e, maçı noktaladılar. Onları da ayrıca bir Gasperini aynı şekilde hani kadro şu bu diyoruz. Hep kafasındakini oynatmaya çalışan ve ligin e, aktıktan sonra ligin başından sonra yavaş yavaş e, belli şeyler sunan yani ili Çiçli dönem muhteşemdi de ondan sonra da zaman zaman ben bu futbolu oynatmak istiyorum diye bunu sahada gösteren bir antrenör. E, onu da alkışlıyorum. Ve takım olarak da Inter'i alkışlıyorum. Hem Topa sahip olma oyununda çok iyiler kontradan derslik goller buluyorlar savunmaları iyi oyuncu performansları çok iyi ee, yani Juventusla ikisi bu ay herhalde şey hak ettiler yani ilk iki de Evet bu takım var bu takımlar var ve orada kalacaklar bunu da hak ediyorlar bu Ligin içinde dedirdiler ee, mesela Gasperini abi ee, onlar da bir süredir. Belirlenen hedeflerden uzaktalar. Kesinlikle. Ama aynı şekilde tabii ki hocayı da sezon sonu gider mi kalır mı? Evet Atalanta bir Roma değil. Kıyaslamıyorum yanlış anlaşılmasın. Ama Gasperini en kötü, en kötü haliyle mesela Mirençuk kazandı. Mesela şu an Mirençuk'tan besleniyor. Deketeler'den besleniyor. Oyuncu performansları ne tartıyor? Deketeler'i de yani artık kusura bakmayacak. Yani ligin en iyi psikoloğuyla beraber burada da çözemezse zaten ki çözmeye maalesef gösteriyor. Ben hiçbir yerde bu kadar ıı, serin bir zihinle oynayabileceğini düşünmüyorum. Ama bekliyorduk. Yani Deketelerle Atalanta'yı imza attıktan sonra olursa burada olur. Evet. Ee, bakış esişimiz vardı zaten oyuncuya karşı. Ee, Ederson'un sonunda bir şöyle bir durum var. Ben savunma yetilerinin daha kuvvetli olduğunu ve ona savunma rolleri verilmesinin, oyuncunun e, kalitesini ve market değerini daha yükseltebileceğini düşünüyorum. Zaten kop Miners varken, Hoca da Hı -hı. De, tamamen Cobb Miners'i bir hücumcu yapıyor. Ee, inter konusunda, kısın inter acayip bir seviyede yani. Ee, Inter de Monza balonunda patlattık. Hı. En son deplasmanda 5-1 kazandığında Inter'in gol atan in oyuncularını söylüyorum. Jorckev, Ronaldo, Jorckev Ronaldo. Son golü bulamadım. Yazmıyordu yani şeyde. 97 Lecce Inter maçı. Belki de izlemişsindir. O zaman zordu ya canlı izlemek. Ya yani özetini izledim. Belki bir yerde başka bir şekilde izlemişsindir. Bu arada de tam inzaa topçuydu. Öyle dübelirsiz belirsiz bir hücumcu ortası. <laughs> ee, abi ne yaptığını çok iyi bilen bir Hakan Çağlıoğlu var. Olur. ne olurdu? Rodri geçti. En çok gol katkısı yapan merkez orta saha oldu Hakan Çağlıoğlu. Onu da şey görüyorum ya yani yine mi penaltıdan attı <laughs> falan. Ee, boş kaleye <laughs> batılıyor Hapsana? acaba penaltılar merak ediyorum. Sen, de <laughs> ne yapsa? Mesela şeyleri bayılıyorum yani penaltı ya da serbest atış. Basketbolcunun serbest atışı ya da futbolcunun penaltı kaçırdığında verilen abi bunu da atacaksın ya. <laughs> Bütün dünya, 60 bin kişi senin o anki aksiyonuna nefesini tutup sessizce bakarken e, bunu yapmanın <laughs> daha kolay olduğunu düşünmek de gerçekten çok değişik. Bir zahmet. E, benim yine inza adetten olsun diye bir tane eleştirim olsun. Yani boş geçmeyelim. Böyle böyle hoca oldu. O da saklamaz. <laughs> çok başarılı gerçekten hoca. E, son maç çok erken koptu biliyorsun Monza maçı. Müthiş bir galibiyet aldılar. E, harika iş yaptılar. Eee Fırat bir yarım saat oynadı ama hocaya bir talebim, çağrım, isteğim var. Lütfen Fırat daha fazla verim alsın. Yani bu maça kadar abi son 5 maçta 20 dakika oynadı, 2 maç falan var. 3 dakika atıyor, 8 dakika atıyor ki kazandıran gol attı. Ve benim anlarımdan biri... Donu'nun <laughs> Yani onun arka plandan gördüğümüz Donu'ydu. Benim alkışlarım genelde Juventus olacak abi. Öncelikle biraz Kenan öveyim müsaadenle. Buyur. Çünkü eşsiz gollerine <laughs> devam ediyor. Yani bir genç oyuncu hani bir günde boş kaleye at bir şey yap devamlı. Kolay at, de acayip atıyor. Lige geliyor muazzam bir vuruş yapıyor. Milli takımda hani çok alıştırdı oraları. Bak mesela Juventus takımı savunma öncelikli çok fazla düzen dışına çıkmıyor. Atraksiyon kovalamayan bir takım. Yani o yüzden sen şöyle de bakabilirsin. Bir hücumcu Juventus'a zorlanır. <laughs> bir dokuz numara zorlanır. Ama biraz çok yetenekli. demiştik. Evet, ama çok yetenekli bir orta saha. Belki oyun içinde işte iki çalım atar, iki dribbling yapar, hemen dikkat çekebilir. Juventus Brezoya bir takım. Ama ne Kiesa, ne büyük umutlarla süre verilen Miretti. Ne e... Bu arada Miretti bence çok düz oyuncu Ya bence de yani ben çok uzun süreli kalacağını düşünmüyorum takımda yani. Rovella falan çok daha iyi oyuncu. Biraz daha geride oynamasına ama. Rovella'yı beğenirim. Ealing Junior. Bence o da e, abartılıyor da. Tabii, tabii. Kimse bu düz takımda bu kadar net fark yaratmadı Kenan kadar. Bence Keza yaratmaya yarata yazıyor ama olmuyor bir türlü. Sakatlanıyor, olarak, bir şey mi? oluyor yani öyle bir etkisi oluyor maalesef. Abi ben de biraz farklı. Oyuncu profillerini canlandırıyor. Geçen maçta söyleyeyim. Yani çok derinde. En büyük korkum şuydu Kenan Yıldız hakkında. Ya hoca acaba oyuncu hiç mi edecek? Hı hı hı. Ya kanat peki evet, mi oynatacak? Çok insan için öyle. Yani diyorum ya Kulusevski mesela pilonun takımında kanat peki oynamak zorunda kaldı ve korkunç şeyler yaptı. Allah'tan onu kurtaran eski sportif direktörü vardı ve bambaşka bir kariyer açtı ona. Ya da forvette mi kullanacak? Forvette kullanırsa ne kadar dakika alacak? Ama şu an şunu net görüyoruz abi. Kenan, Chiesa'nın dakikalarına Chiesa'nın fitliğinden bağımsız olarak talep etti. Talepkar oldu bu dakikalara ve hak ettiğini Allegri Allegro ona veriyor. Chiesa'dan anlık olarak öne önde şu an. Hmm. Bunun da sebebi farklı bir profil olması. Çok derinde, i̇şte dibalacılık yapıyor, dikine driblingleri var. Kenara kendini atıyor, Chiesa'cılık yapıyor. Ceza sahasından sürekli çıkması, takımın gizli golcülerinden biri olan Rabio'yla bir... E, hem zeminlik katıyor, Rabio sürekli oralara girip e, pozisyon yaratıyor. E, çok çok heyecan verici bir oyuncu gerçekten. Son vuruşları, dripling yeteneği, dengesi çok sert bir lig abi seri ya. O ligde ayakta kalmak da bence e, kolay iş değil. Ya şeyleri falan görüyorsun, benim hoşuma gidiyor işte. Kenan yıldız hakkında bilmeniz gereken 10 şey diye bir sayfa çıkıyor mesela evet, evet. E. İşte, Bir tane rapçiyi çok seviyormuş. ben, bilmiyorum öyle <laughs> şeyleri. Reptide de onları falan yazar. Yani en sevdiği yemek. Falan. Orada öğrendim. Nike'ın en ya? genç Evet 10 yaşında. Adidas'ın parası evet. Adidas'ın. 10 yaşında. Evet, en geç sözleşme imzaladı oyuncu. Ben de duyunca aşırı şaşırdım onu ya. Acayip iş şey değil mi abi? Evet. Ya ben eee Bayern Münih'in kampüsünü görme şansına erişmiştim FC Bayern kampüsü. Gerçekten acayip bir ortam. Yani e, olmayan yeteneğe bile bir şeyler aşılayabilir. Ya, Bayern Münih'in... hep şöyle düşünürüm ben. Yani Bayern Münih bir oyuncudan vazgeçiyorsa muhtemelen e, çok bir şey olacağını düşünmüyordur gibi Doğru. düşünürüm. Ama Zirikse ve Kenan Yıldız konusunda büyük hata yaptıkları kanaatindeyim. Ben Ziriksa'dan hala emin değilim. Öyle mi diyorsun? Bir öbür sezona bakalım diyorum. Ama Kenan'daki olay biraz farklı olacak gibi. Ben cam küreye yazdım Kenan'ı. Bir de yayından bir gün sonra filan epe bir yazı yazacağım. yani zirvesi neresi? Tepe noktası neresi? Bence izleyici olarak ona bir karar vermemiz lazım. Beklenti olarak. Yani bu çocuk cidden Juventus'un en büyük yıldızı mı olacak? Çünkü Arda'da da misal aynı durum var. Şu anda baktığında siklet çok farklı tabii. Real Madrid e ayrı bir seviye de. Ya bunlar çok büyük kulüplerin e, yüzü, çok büyük kulüplerin umudu, çok büyük kulüplerin sağ içindeki dermanı olmak adayı olarak gösteriliyorlar. Bu çok büyük bir yük. Acayip. Aynen yani bu, izleyici olarak da tüketici olarak da biraz bu yükü daha fazla arttırmalı mıyız yoksa oluruna mı bırakmalıyız orasındayım. Çünkü Kenan belki Kieza coştuğunda işte geçen de konuştuk yani dönemin antrenörleri çok fazla sistemlerinden feragat etmiyorlar. Belki de Kieza biraz daha forma kavuştuğunda İlla. bu sefer Kieza 11 oynayacak. Yani bu ya. durumlarda da hani eyvah Kenan bitti işte Kenan patladı Kenan öldü bitti. Dememek lazım. Şundan yani elbette Kenan'a ya da Arda'ya ne insanların yorumlarına ama maalesef sosyal medya genç sporcu kariyerlerini çok etkilemeye başladı. Hani eskiden herhangi bir taraftarın bir şey demesi çok mühim değildi de şu an o yarattığı sinerji ve oluşturduğu o enerji topu farklı bir yere götürebilir işi. Ben biraz da artık bu kariyerlerde bu potansiyellerde biz tüketicilerinin de spor tüketicilerinin de biraz böyle... E, imtinalı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. E i̇şte sana söyledim Zamburotta'nın açıklamasını. Yani, yani genç derpiyeri öyle de oynadım. Genç Messi ile de Kenan büyük bir yıldız olur mu diye soruyorlar. İkisinin de gençliğini oynadım. Ee, evet çok önemli bir potansiyel ama adım adım gitmeliyiz. Biraz sakin olmalıyız diyor. Doğru söylüyor. Ee, sadece şu heyecan verici Juventus gibi bir kulüpte direkt oynaması ve eğer Vlahovic de şu anki yarattığı bağı yaratabilirse yani bunun üzerine koyabilirse İnsanlar seviyor abi, insanlar ikili arıyor. Ossiman Kıvara'yı nasıl e bir anda buraya koydular? Bir anda Viloviç, Kenan ikilisi olabilir. Ben sana şey söyleyeceğim yani, e, hep Piero ile kıyaslanıyor. Bana yolu biraz Paul Pogba yandırıyor abi. Hı hı. Yani onun gibi e, neredeyse yok pahasına, Pogba bedavaya gelmiş, Kenan'a da 1 milyon falan veriyorlar. Gelip son dönemde, e, geçen yani maçta söyledim, tekrar düşeceğim kusura bakma ama yani Kulusevski parmağı yaptı geldi. Chiesa yapmış geldi. Vlkovic olmuşunu aldı e, Juventus. Bernardeski mesela atıyorum. Bir yerde yapmıştı hücumculardan bahsediyorum. E, şu an aklıma gelenler bunlar. Daha genç e, sayabileceğimiz Kenan'ların hepsi bir e, yaşça büyükler ama e, Kenan'ın yolu tam Pogba gibi. Bedavaya gel, acayip bir e, katkı yap, yüksek paralara sat diye devam ediyor yolculuk bilmiyorum. tamamlayabilecek mi? Şey bile bence etkili yani romantik mi bakıyoruz biraz subjektif mi bakıyoruz bilmiyorum ama Juventus'un ölü toprağına atıp hareketlenmesi bile bence Kenan'ın performansına evet. bağlı abi. %100 öyle. Ya bu Kenan Türk olduğu için ya da bir takım Evet yani için böyle yorumlar değil. yapacak insanlar abi, değiliz ama bir yandan da öyle. Kendimize hep açıklama gereği duyuyoruz ister istemez <laughs> ama yani biz Kenan'ı, Hakan'ı ya yani Kapeli çıkıp diyor ki Hakan Çalhanoğlu diyor bu ligin orta sahada referans noktasıdır diyor. Ya geçen bir yani Sakki'nin geniş daha yorumlarını daha okudum işte. E, orada misal yani çok geniş anlatmış ve Sakki için futbolun önemli noktaları olan topsuz oyun, zekanı kullanma, zekanla bir adım öne geçme, takım oyuncusu olma. Bunların üzerinden övmüş Hakan'ı. Yani evet. gidip de dememiş çok iyi. Sağının her yerini görüyor. 9 gol attı değil. falan değil ha, yani. Bütün her şeyle o yorumlar yani kısa kısa böyle Twitter'da ya da e, bizim spor sitelerinde görebilirsiniz belki ama onun genişine ben bir şey yazarken baktım işte 11'i. Ya bayağı bir sakki gözünden Hakan Çalhanoğlu yorumu olmuş o. Yani basitçe geçmemiş adam. Benim cam küren buydu abi. O zaman tehlike çanlarına geçelim. Geçelim. Abi. bunun için acayip bir uzman olmaya gerek yok. Ama ben ilk plase tehlike çanımı söyleyeyim. Daha insanların gözünden uzak tehlike çanını. Di Francesco artık ligde zor tutunur. Öyle mi diyorsun yani? Zor iş bulur gibi geliyor bana artık. Son dönem öyle sallandı. işte o biraz taşısaydı belki ama zor geliyor artık bana. Ee, ya haklı, ya, en azından hocanın hayal ettiği seviyeye bir daha çıkma ihtimali... Evet. Yani belki bir basamak olurdu bura tekrar oraya girmek evet. için ama onu biraz... Ki bir kolej takımı almış durumda. Yani. Fena da Evet, abi. Fena başlamamıştı. Ve en önemlisi, sende de vardır büyük ihtimal, Napoli... Bir soruyla tehlike çanını çalmışım. Napoli sene sonu yeniden mi yapılınacak? Abi Napoli tam şey ya. Kötü günler geride kaldı. Sırada <laughs> çok daha kötü günler varın. Kimlik bulmuş hali ya. Hiç Bunu durmuyor. Salernitana'ya demiştik yıllar önce. Salernitana da çok ilginç bir isim. Başa gelebilir. Ee, yer benim onun bu programı takip ettiğini <laughs> defalarca söylüyoruz. Abi Sal Napoli'de çok büyük problemler var. Bu problemler neyden kaynaklanıyor? Tabii ki başkanlar kaynaklanıyor ama e, yeniden yapılanmaya muhtaçlar. Mesela benim de sorum zaten şuydu. Abi siz bu Lindström'ü niye aldınız ya? Yani? 30 milyon euro ile Lindström aldınız. İnan geçen bir şeyde kadrolara bakarken İtalya Ligi'ndeki oyuncular işte transfer bedelleri çıkıyor ya. Orada görünce gene içim cüz etti. Abi hiç kullanmıyorsun. Gidip üzerine Bak patlayabilirim, burada söylüyorum. Bence çok yanlış bir transfer yaptılar. Engojo aldılar Verona'dan. Yani bir tane Röveşat'a e golü attı Udinez. Yılın golü seçili. eyvallah. Ee, var bir iki güzel golü ama ben fundamental olarak düşük seviyeyi düşünüyorum. Belki de Rezi Rüsva olacağım, bilmiyorum. Ee, bir de Lindström'ün önüne oyuncu aldılar. Üçlüde de kullanamazsın, Dörtte de. Şimdi bu oyuncu bence Iskarte'ye çıktı. Raspadori kullanman lazım o yokken, çok daha fazla. E, Raspadori'yi evet oynatıyor, bir Simeone'yi oynatıyor, bir Yona oynatıyor. Ben Raspadori'nin oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu da gol atacak falan değil değil. Raspadori oynarsa Politano'lar, kıvaralar hiç umudum kalmayan Zielinski'ler belki... sorumluluk kalıp skor atmaya başlayabilir. Ya yani bu takımın en büyük yönetmeni o gibi gözüküyor. Ama hoca da çok enteresan işler yapıyor abi. Gole ihtiyacı var, Dembe Lovotko oynatıyor. Ne yapacağız? Uyuyacağız mı Dembe Lobotka'yla? Mourinho'nun her... alıp peki sokması gibi mi Robomir'e? Hem Dembe hem Lobotka'yla golü nerede arayacaksın ya? Orta saha çizgisi yuvarlandı mı arayacaksın abi golü ya? Derin nerede? Yani bu sezon böyle bitecek ama seneye doğru bir hocayla Conte galiba izlemişti Torino maçlarını. Conte de değil ya Napoli'nin. Benim istediğim Napoli Conte'nin takımı değil bu arada. Yani daha pozitif. Evet. Daha Conte Roma'ya gidebilir bak, yapabilirler. Ben Milan'ı da hiç aynı şekilde düşünmüyorum. Milan diyorlar. Yüksek Conte hem topçuluğun da hem hocalığın da en büyük düşmanı Milan'dı. Orada yani Conte bir şey yapsa da saldırsak güruhu var. Oyun olarak da Milan'la uyuşmadığını düşünüyorum. Roma sanki İtalyanlar arasında en müsaiti gibi hem onun istediği gibi para da belki harcana harcanabilir. Çok doğru. Ben yüzde böyle. Yani Conte gelince Conte diyecekler ki <laughs> senden talebimiz. Şampiyonlar Ligi Conte'yi zaten biliyorsun tek bir şey verince bir misyon ona Aynen. kitleniyor ve onu yapıyor. Tamam diyecek biz Şampiyonlar Ligi'ne katılalım. Sen de bana istediğim takımı kur. Zaten Fritkin bunu yapabilecek bir adam. Bence harika bir eşleşme olur. Yazın. Napoli'nin en uygunu yani filmci gidecek Floransa'ya ve o adamı alacak, sana Keşke. saç çektiririz mi diyecek, Keşke. ne? nasıl ikna edecek bilmiyorum. Keşke ya, tamam diyecek işte kimi istiyorsun, kuartayı da alacağız, tamam <laughs> sen yeter ki gel ya, anladık Bragi'siz olmuyor. Bütün kısa boylu stoperleri getireceğim sana. <laughs> Icone'yi de alacağız, sürekli çalım atar falan. Bizim Di Lorenzo da oynar stoper. <gülüyor> <gülüyor> ya çok isterim. En ya. uygunu. Ya Hoca'yı da test ederiz biliyor musun? Tabii tabii. O, şimdi ben de uçuyorum kaçıyorum Italiano diye falan, hadi bir görürüz kaliteyle yani. ne yapıyor diye. Hatta Floyd the Pink kullanıcı adlı izleyicimiz. Napoli'nin düşün taktik, taktiksel değil de psikolojik olduğunu düşünüyorum. Sezonda hiçbir beklentileri kalmadı demiş. Yani ben sezon öncesi de zaten psikolojik olarak bu takımların sezona hazırlanması gerektiğini konuşmuştuk. <laughs> hani Berkamp programında demiştik ya United'da hep öykünüyorlar. Çünkü ulan nasıl oynuyorlar şampiyon olduktan sonra tekrar şampiyonla. Ya bu yüzden Maalesef büyükler ve diğerleri var bütün futbol aleminde. Inter'i, Milan'ı, Juventus'u, hele Juventus'u, e, ha İtalya Ligi'ni domine ederler ne olursa olsun yani. Milan'ın en şatafatlı döneminde bile, e, şeyde Ancelotti döneminde, son şatafatlı döneminde daha doğrusu, yani gene Juventus alıyordu o ligi ama yine şampiyonla oynayabiliyorlardı. Yani bu zaten psikolojik bir durum. Ve bu da sadece oyuncular ya da antrenörle değil kulübün kültürüyle falan da alakalı. Evet Napoli belki de misyonunu tamamlamıştı. Bilemeyiz ama ya burada da tamamen işi buna yorup da yönetimde hiç hata yoktu deyip de aradan sıyrılmak olmaz bence. Yani. Ya yönetimde hata zaten. Ya baş, büyük hatalar başkanda. Ama şey gibi görüyor insanlar Napoli'yi. Bir senelik performansla şampiyon oldu gibi. Hayır. Yok Spalletti bölümü, Spalletti sekansı üzerine koydu. İkinci sene yine şampiyonlar son 4-5 hafta kala ağabalılar içinde geldi ve son sene domine etti. Yani tek sezonluk bir yükseliş ve düşüş hikayesi. Yoli'nin Milan'ı bile daha çok tek sezonluk Evet, Napoli öyle. Son 5 maç dışında ya e, onu da Bergamo'dan alırız işte. Şey şimdi. var ya klasik bir gene duayen yorumu. Evet. Rakibi şampiyon yaptı Milan. <laughs> Milan şampiyonu olmadı. Biraz onu bile dersin ama Napoli'de öyle bir şey yoktu. Çok umut vaat ettiler. Her şeyle. Şeyde haklısın mesela Pioli geldikten sonra bu gelişimi başlatmadı. İbrahimovic geldikten evet, sonra evet. mesela Milan'da o gelişim başlamıştır. Evet abi sorulardan devam edelim. Hulusi Duran demiş ki bu sezon Fiorentina hakkında ne düşünüyorsunuz? Alfred Duncan sizce nasıl bir orta hmm. saha oyuncusu? Fiorentina'yı zaten gönlümüzün bir taraf Fiorentina'da olduğunu iki senedir söylüyoruz. Alfred Duncan da bence çok üst seviye bir orta saha oyuncusu değil diye düşünüyorum. Ben çok beğenirim. Çok mu Ama doğru habitatta beğenir. Ve ligin süre aldığında abi en e, öne çıkan ceza sahası istilacılarından biridir. Skorerdir, hücumu çok sever ve e, box to box'u çok iyi oynar. Ama e, Fiorentina'da oynar. Ha tabii canım yani e, üst seviye. Al yüveye koy oraya gibi bir şey. Şu anki üvede yani ben Miretti yerine oynatırım tabii <laughs> ki. E, Alfred Tanker ama A sınıf bir oyuncu değil. Miretti'ye saygısızlık etmiyorum şimdi. Miretti çok şans aldı ve değerlendirip Aynı tip oyuncular da değil bu arada. Biri e, daha playmaker bir oyuncu. Biri daha e, işte iki kutu arasına gidip gelen bir oyuncu. Ama ben Duncan'ın bu ligde çok rahat şekilde e, süre bulacak kalitede olduğunu düşünüyorum. Ama evet yani inter rotasyonu değil. Çünkü orada Barella ve Fratesi <laughs> var yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? <laughs> Dört motorlu çalışan. Kimse yok ya böyle bir ikili. Ki Barella bu sene biraz yani. E, bir süredir katılıyorum. Tufan Dağlı. Güven'in başarıya koşması için kimler gitmeli, kimler kalmalı, ne tarz oyuncular gelmeli? Benim de Cam Kürem'de böyle bir şey vardı, denk geldi. Ama ben sana direkt reçeteyi veriyorum. Tek, Rodrigo De Paul. De Paul'u alıyorsun orta sahaya. Yani İnzaki sadece sırıtıyor. Yaklaşık yani, 3 ay falan. Hiç, yani, mimik hiç değişmiyor. Alegre. Alegre Gülüşü var ya şu ikinci yarının başında verdiği poz. Üç ay böyle. Tam Juventus oyuncusu depo gerçekten. Ben oyunu kuran bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyordum öncelikle. Ama Locatelli ile onu biraz ki bence Locatelli hala bir rejiste değil. Benim değil. için Locatelli Z kuşağının tardellisidir. Öyle kullanılmalıdır. Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı ve tabii. görüldü. Bence öyle bir oyuncu. Milan'da çıktığından beri aynı şeyi düşünüyorum. Bence değil ama hiç yani Juventus'un son dönemdeki facialarının yanında işi iyi götürüyor. <laughs> Senin dediğin çok doğru. Depol, ben Milan için de aynı şeyi söylüyorum. Yani. Tabii. Depol. depol bu sene o. depol oldu sonunda. Simone'yi de alkışlıyoruz. Yani. Bu seneki antrenörüm benim. O değişim dedik ya işte, işte o değişiyor. Evet. Öyle. Çok haklısın. Bak. Aynen öyle abi. İ, Tam da o. Başta söyleyeceğimizi sonda yakaladık. Al sana Atletico Madrid. Aynen. Ama artık araya... yeter bitsin bu birliktelik derken bu sene hepimizi ekranlara bağladı yine. Tabii canım. Yani Atletico At Madrid şu an savunma futbolu oynamadı demek ezberden konuşmak olur. Inter Atletico At Madrid mi? İyi işte. Göreceğiz hocam. İzha Göcav göreceğiz. <laughs> Bunda geçerse şey dersin. Yani İspanya'da biraz zorlandılar ama. Yani Simeone de hep savunma oynatıyor İlhan'cığım. <laughs> Depol güzel abi. Depol yani Başka var mı bir gitsin dediğin oyuncu. Ben bu arada şunu düşünüyorum. Gidiyor Güvencüsün. ya benim adamım sonunda. Kim? Moiskin abi Moys ya. <laughs> Kenan o yüzden de teşekkür ederim abi. Moyskin'in kanalını patlattığı bir, için. Yayında bir iğneledin zaten. Ben hiç kaçırmıyorum kendisini. Kaleci'ye ihtiyacı var mı? Bence yok. Yok. Perin var arkada. Daha. Hiç Daha. Var. Defans bence kurguyu yaptı. Yani Gatti hala bence üst seviye Hı. bir oyuncu değil ama o kan uyumu oldu. Şeyi alıyorlar çok pardon. Lilden bir stoper getiriyor şimdi Jalo diye. Ee, ve yine az maliyet 6-7 milyon yani Dragush'un parasına neredeyse o karın parasına çok hızlı bir stoper getiriyor teknik. Bence orayı kapattı dediğin gibi. Bence şu anki üçlüde de yani gayet iyi işliyorlar. Hücum attı. Kenan'la birlikte Kiezası e, daha Kostiç'i var yani onu da bir hücumcu olarak sayıyoruz rol olarak. Vilaoviç gene bu sene hiç fena değil. Çok iyi, değil. Çok iyi başladı. De. Orası iyi. Orta sahada dediğim gibi Rabiotan da çok iyi verim alıyor. Yani öyle bir oyuncu, Depol gibi bir oyuncu ve dediğim gibi yani Allegri'nin futbolu biraz daha biraz daha güzelleştirme çabası Juventus için yeterli olacaktır. Şunları mesela söyleyebiliriz. Hocayı överken Allegri'yi. Cambiaso ve Weston faydaları. Mesela Weston McKenney benim alkışlarım da vardı abi. Unutmuşum. o kadar teknik hep severim, hep güzellerim. Şarkeden beri izlerim çocuğu. Evet, Leeds'te bir sallandı ama zaten o Alavaro da küme düştü yani. Ayakta kalamaması normal. E, çok teknik bir oyuncu olmaması rağmen ...Wesley McKinney bu sene Kanat bekinde muazzam iş yapıyor ya. Ortalarda hiç fena bir kalite tutturmadı. Adam eksiltiyor. Yer yer Kambiyas'ta öyle değiştiriyor onu. Wesley McKinney merkeze gelip sert dikkat atıyor. Kambiyas'ta kenara geçiyor. E zaten Kambiyas'ta iki ayakta iki kanat bekinde de kullanıyor. Alegri bu açıdan da kutluyorum. Ama en büyük gelişim ne olursa olsun Dušan video için i̇lk 4 sezon abi Dušan için ligde 4 tane kafa golü var. Evet evet. Sırf 2 haftada Bizim iki de tane çekti. evet, çekti. linkini çekti. Salernitana'yı çekti. Ee, zayıf ayağı istatistik olarak çok net gelişmiş durumda. Sırtı dönüğü fena değil. Umuyorum Kenan'la böyle e, dedim ya Kıvar Osimencilik yapsalar neden olmasın ya? Ben şapkayı da bir adam için çıkarayım. Saygıyla eğileyim. Kandırava yine yaptı yapacağını. Muhteşem gollere devam ediyor. Ona da saygılarımızı iletelim baba. Aman, Likte kalacağız. Şubat. Çok kötü 4 puan verdiniz. Aynen. Şubat'ta konuşuyoruz Salerni tane. Bence de ligde kalır, kalır bu arada. Geliyoruz. Hiç kötü değiliz. Palomino oluyormuş. Bak dedik ki hani bir tane tecrübeli 30 üstü bir stoper çekecek diye hemen Palomino'ya gitmiş. Çünkü evde yazdı onları. İzliyor zaten. Açtı transfer marktı. Yaşa göre sıraladı. Oradan bakıyor şimdi o. Şeyde duruyor şu an. Güney Amerika FM'de ve shortlist'te Güney Amerika'yı seçmiştir. Oraya FC'deki bakıyor. bölümümüzü izledin mi? Sonucu izlemedim. Yok yok. Walter Hoca'ya, bölüm... Zabattini'ye ee, yaptığınızı. evet, anza. evet. Futbolu sekse benzeten adam. O yüzden <laughs> tehlikeli bir adam. Bu. O bana. röportaj bu arada e, inanın inanılım bahsetti röportaj Hayır. diyorsun değil mi? O röportajın içi başlıklardan çok daha dark bir röportaj. <laughs> yani e, 2000 16 olması lazım o röportaj. Çok çok değişiktir. Acayip. Çok. Okuduklarınızdan, e, ettiklerinizden çok daha fazlası vardır içeride yani. Ya beni bir kere Rivera ile yakaladı zaten. Yani bir adamın futbol aydınlanması Gianni Rivera ise o adam futbolu biliyordur dedim. Hakikaten muazzam bir Geldikten sonra, Selahin Tanrı da edemeyeceğiz tabii. Geldikten sonra dedik ki hani Şubat'ı bekleyelim edelim falan. Artık isminden midir, cisminden midir bir etki etti ya takıma. Ama İzagi'yi de tutacak gibi geliyor bana. Hayırlısı. Şey diyor mu ki bu kardeşim böyleyken sen de. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iyidir yani. <laughs> Neyse abi. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Kaldı mı bir şey? Ben de yok gibi. Bak, Bayağı da konuştuk. Evet evet. Her şey. Kolpani hariç herkesi övdün lan. <laughs> zaten. 3 aydır <laughs> salakta. Öbür bölüm. Emin misin Eminim canım. Tamam. Başladın çünkü çalışmaya biliyorum. Başladık canım. Yani ben tarihine indin libero'nun. Çok kayboldum oralarda ya. Güzel güzel. Biraz ama şey olacak orada. E, o gün, o akşam iyi dinlen. Sana daha çok söz vereceğimiz bir program geliyor yani. Her zaman her zaman. Biz Doruk'la iki hafta sonra tarih bölümüne geçiyoruz ve... Yani Bekhan Baver'i uğurladık, podcast'te de uğurladık, burada da uğurladık, app'te de ama... ...bir müstakil program hak ediyor. Büyük bir figürden bahsediyoruz. Yani Doruk'la hem Franz Bekhan Baver'i konuşacağız... ...hem de biraz libero kavramı üzerine... Doruk kafa yormaya başladı. Beni de zorluyor epey. Beyin fırtınası yapıyoruz. Çok keyif alıyorum. İki hafta sonra Franz Beckenbauer bölümüyle karşınızda olacağız. Sorularınızı, sorunlarınızı, cam kürenizi siz de bizlere aktarabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, B Times'ın katkılarıyla hazırladığımız Senior Ne Diyor da bu haftalık sona geldik. İki hafta sonra Kaiser bölümüyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın <laughs>